Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. Üç türlü sabır vardır. Biri ibadette sabır, sıkılmama. İkincisi haramı terkte sabır vardır. Üçüncüsü de hastalıklara, felaketlere sabır geliyor. Başlayalım konumuz inşallah hastalığa sabır. Bunun iki faydası var. Biri maddi, bedensel dünyada, diğer de sevap olarak ahirette. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere hadis-i şerifinde, Tabarani'de İnnallâh Teâlâ yebtelî abdül mü'mine. Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan eder. Abdehül mü'mine, mü'min kulu geçiyor burada böyle. Mü'minlere gelen hastalıklar Allah rahmetidir. Kafire gelenler de azaptır onlara da. Bir sukme, sukum hastalık. Feraket anlamına geliyor. Tülen beraldir. Uzun hastalıklar Allah kulu imtihan eder. Hatta yükefranlühü külle zembin. Kulun hiç günah kalmayacağı kadar onu Rabbim imtihanı yapar. Eğer hastalıklar olmasa kişi kolay kolay günahdan kurtulma. Anlamam muhtemelen. Yani insanın namazla ibadet çıkamayacağın makamlara hastalık insanı çıkarır, hastalık. Hangi hastalık? Sabırla olan hastalık ama. Eğer hasta sabır olmazsa, o zavallı insan hem hastalığı çeker, hem de hiçbir sebep alamaz bundan böyle. Bunun için hadiste geliyor, Eşhedü belal enbiya. Eşeddül belal enbiya, sümer evliya. En şiddetli belalar, hasıl musibetler peygamberlere, sonra evliyalara, sonra onlara yakın onlara geliyor böyle. Bazı şeyler acı görünür, şer görünür ama acılarda çok şifa da vardır. İlaçların çoğu acıdır. Bunlara şeker katılır, bal katılır, tatlandırır bunlar. Genelde ilaçta hepsi acıdır. Ama o acı ilaçta çok faydaları vardır muhtemelen. Bazı şer görünen olaylarda onun da arkasında hayırlar vardır. Bu için Mevlam peygamberleri, evliyaları, sahabeleri ve ehli imanı mümkün Rabbim imtihan ediyor hastalıklarla. Hatta yükef anlığı külle zembin, günahından tamamen arıncaya kadar bu imtihan devam ediyor. Peki hastalık tedavi gerekiyor mu? Bu da var muhtemelen tabi. O konuya gelecek inşallah. Yalnız hastalıkta panik yapmamak, yani biraz hastalığa sabretmek gerekiyor başta. Ancak bazı hastalıklar vardır ki bunlarda sabır etmeye gerek kalmaz. Kalp krizi geçiren kişi. Trafik kazası olmuş. Kişinin orası burası kırılmış. Kanamalı hasta. Şiddet ağrısı var. Bu gibi durumda sabre gerek yok. Yani kul gene başına gelene sabreder. Ama hemen hastaneye götürülürse tabii daha iyi olmuş öyle böyle. Bunun dışında yani acil bir olay olmayınca o zaman ne gerekiyor? Biraz sabretme gerekiyor. Neden? Her insanda doğal savunma sistemi var. Her insanda doğal savunma sistemi var bedende. Yani o bedeni savunuyor hastalıklara karşı. Bu sisteme bir zaman tanımak gerekiyor. Acı etmene gerekiyor.
Eğer bir insan olur ya mesela gece kafasına bir şey takılmış, uykusu kaçar tabii. Uyuyamaz, sağa döner, sıkılır. Bu defa sinir sistemi bozulur, sinirsel. Acaba ben hasta mıyım falan efem yapar. Hemen gece yarısı acile giderse, bu ne olur? Aceleciliğin cezası, teşhis yanlış konulabilir, teşhisi. Tedavi tabi yanlış olur, bedeli ağır olur muhtemelenler. Bunun için demek ki acil durum olmayınca hemen hastaneye koşmamak gerekiyor. Biraz sabretmeli. Çünkü Rabbimin yarattığı her insanın bedeninde bir doğal savunma sistemi vardır. O bu işi halletsin bakalım önce. Rabbim bize buyuruyor Şuara 80'de İbrahim Aleyhisselam'dan ve izâ meriltu fehüve yeşfîn ve izâ meriltu hastalandığım zaman bunu İbrahim Aleyhisselam söyledi. Fehüve yeşfîn o Allah bana şifa Allah verir. Bakın burada ne buyurdu İbrahim Aleyhisselam? Hastalandığım zaman hastalığı kendine veriyor. Şifa Allah'tan diyor. Demek ki hastanın çoğunda kulun hatası vardır. Gereken önlemi almamıştır. Soğuktan, sıcaktan, yiyecekli gıdalardan. Genelde kulun bir hatası vardır. Böyle buyuruyor. Ve izâ meriltu hastalandığım zaman fehüve yeşfîn ancak şifa Allah vereceği inşallah. Özellikle ufak çocuklar, yani günümüzde yazık olur, acıyormuş çocuklar, ufak çocuklar, yeni doğan çocuklar. Çünkü hafif bir ateşleniyor, normal. Nereden geliyor çocuk? Ana karnından geldi. Oradaki hayat dünyaya uymuyor. Ana karnında çok farklı bir hayat var orada. Hayat başka bir hayat böyle. Orada çocuğun ağzına bir şey verilmiyor derler. Midesine bir şey gitmiyor. Bağırsa bir şey inmiyor. Yani çocuğun ana karnı çocuğu canlıdır. Gıda alıyor. Anne karnında annenin kanı onun kan dolaşına bağlanıyor. Eşlerin aletiyle bağlanıyor. Yani anne karnıyla besleniyor. Gıda alıyor. Ama ağzına gelmiyor. Midesine gitmiyor. Bağırsağı inmiyor bağırsaklara. Sinir sistemi çalışmıyor ana karnında. Sonra solunum yapmıyor orada. Akciğer çalışmıyor. Annesinin karnında oksijen var. Kanda erimiş oksijen onunla yaşıyor. Yani ana karnındaki çocuğun hayatı dünyasına benzemiyor. Başka hayat var böyle şey. Dünyaya gelince tabii çocuk farklı bir hayata geliştirin bu da. Başka ya dünya hayatı böyle. Akciğeri solunum başlıyor, daha baş çıkar çıkmaz hemen daha başlıyor. Ondan sonra acıkıyor, ağlar, ağzıyla gıda alacak, midesine gidecek, bu sinirlenecek. Ama sistem daha çalışmıyor ki. Alışacak bir muhtemelenler. Ne olur? Ateş olur, karnı ağrır, ishal olur, gaz yapar, şunlar bunlar. Dünya hayatı uyum sağlaması biraz zordur. Şimdi ufak çocuk, az bir ateşlendi. Eyvah ateşlendi. Hemen ateş düşürücü verirse, karnı ağrıdı işte, ishal oldu, gaz atamadı, hemen bu ilaç verirse buna, çocuğun ne olur? Çocuğun doğal soğuma sistemi gelişmez çocuğun. Tembelleşir böyle. İthal malı almaya benzer. İthal malı alınan yerde yerli sanayi gelişmez. Çocuğun bu defa yani bağışıklığın sistemi gelişmiş oluyor muhtemelen. İlaç bağımlısı olur çocuk böyle. İlaç bağımlısı olur. Bunun bu sistemi gelişmez. Her hastalığı dışında mutlaka ilacı ihtiyacı vardır. Tabii bu da nedir? Allah korusun çok zararlı muhtemelen böyle. Bunun için hani kapmama gerekiyor.
Peki ateşlense ne yapmak gerekiyor ateşlenirse çocuk? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de muhtemelen. Resulullah buyuruyor. El humma. Humma ateşli hastalık. Min feyhi cehennem, cehennemin kaynamasından, galeyandan medene gelir. Yani insanların, müminlerin nasibi budur dünyada. Dünya yansıyanı bu. Fe ebridûhâ, onu soğutun ateşi bilmâhî su ile. Ateşi su ile söndürün buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki çocuk ateşlenince ne gerekiyor? Başına, tabii küçük onun başı, meni ısıtılır soğuk su ile, küçük havlu, tülbent ısıtılır, başına konur. Bu biraz ısınınca değiştirilir tekrar. Yalnız başına konsa bu da zararlı ama. Çünkü başta devamlı soğuma yapınca da bak kan beni hücum eder. Bu da zararlı. Ne gerekiyor? Bir ayaklarına. Hatta çocuğun başı biraz yüksek olmalı. Ayak da aşağıda olması gerekiyor ki aşağıya gitsin. Ayağına da soğuk su konur. Buna da havlu konabilir, şu bu konabilir, su içine konabilir ayaklarına da konur. Ayağında da soğutma yapılırsa kan oraya hücum eder, ayağına da hücum eder. Başına zarar vermesin diye muhteremler. Bilhassa eğer halis sirke olursa sirkeli su ateşi daha çabuk düşürür muhteremler. Yani en şey budur ateşi düşürmek için. Bence. Ateş düşürme için ilaç verildiği anda çoğun soğuma sistemi çalışma tembelleşir, gelişmez. O sistem çalışsın. Kendini savunacak bir hale gelişsin ki bunu bir nevi nedir bu? Küçük hastalıklar bir aşı gibidir. Aşı gibidir böyle. Aşı nedir? Aslında mikrop da aşı böyle. Yani ne aşısıysa o hastalığa mikrobu verilir. İnsan az miktarda verilir böyle. Beden ne yapar? Savunma sistemi mikropla savaşarak ondan bağışıklık kazanır beden böyle. Bazı hastalıklar, bazı hastalıklar, bunlar Allah'ın rahmetidir. Hastalıklar. Yani bu hastalıklar olmasa insanın hayatı daha tehlikeli olur böyle. Şimdi vücuda zararlı maddeler giriyor vücuda. Atıklar deniyor. Yani bunlar sindirilemiyor sinir sisteminde. Dışı atlamıyor bunlar. Kana karışıyor bunlar. Önce karaciğere geliyorlar. Bunu beden kullanamıyor. Hücre olmuyor bunlar. Karaciğer bunlara bir kısmını depoluyor. Ama depo dolunca tabi kanla bütün organı taşıyor bunlar. Bir de solunum sisteminde bu daha fazla olur. Üst solunum sisteminde, yukarıda yani, solunum sisteminde günümüzde zehirli gazlar, egzozlar, tozlar, topraklar, yabancı maddeler, zararlı maddeler tabi solunum yoluyla burundan giriyorlar. Rabbim öyle yapmış ki burunda muhteremler, burunda girince çıkıntı vardır burunlarda. Bunları anka deniyor tıp dilinde böyle. Girince çıkıntı. Şimdi havaya solurken solunan hava bunlara çarpıyor, yön değiştiriyor böyle. Sağa sola değiştiriyor. Hem ısınıyor kışın. Soğuk su gitmiyor ciğerlere. Hem ısınıyor, hem de tutuyor bazıları burada. Böyle. Ama buna kaçan oluyor. Gırtlağa gidiyor. Oradan da kaçan üst solunum yoluna gidiyor böyle. Tabi burada tıkanıyor orada bir sefer. Şimdi bedende zararlı madde birikince solunum sistemi olsun, başka da olsun böylece. Ne yapıyor? Hemen doğal savunma sistemi bu defa göreve geliyor. Göreve başına geliyor. Önce ne yapıyor? Önce iştahı kesiyor. Bak ilk şey muhtemelen. İştahı keser böyle. Önce iştahı kesiyor böyle. Yani bir fabrikada bakım yapılacak. Önce ne diye ne yapılıyor? İçeri diyorlar malzeme almayan bakalım, dursun bakalım.
Ramazan evveli. Çünkü eğer o doğa soğuma sistemi görüyor yapacak şimdi, bedeni temizleyecek. Eğer dışarıdan gıda alınırsa, beden onu sindirmekle meşgul olacak, beden temizlenemiyor. İşte orucun farz olmak bir hikmet bu mu? Oruç farz, hikmeti bu, biri bu, biri böyle bu. Hemen ne yapar? Doğa soğuma sistemi iştahı keser. Dur bakalımdır. İnsan istemez böylece. Ama şunu bunu ye. Hatta Peygamber buyuruyor hadis-i şerifinde, hastayı zorlamayın, ye derten böyle. Zorlamayın böyle. Onu Mevlam yedir, içirir. Yani bedenindeki fazlalık ona yeter ona böyle. Sonra ne yapar muhteremler? Soğuma sistemi ateşi yükseltir. Ateşi. Ateş yükseltir böylece. Ateş yükselince kan ısındırır. Kan ısındırır böyle. Neden kan ısınıyor? Çünkü o üst sondaki maddeler katı, yapışkan. Atamaz onlara beden onlara böylece. Kişi uğraşır bazı algam atmak için ama atamaz onlara böylece. Ne gerekiyor? Onların ısınıp yumuşaması, yerimesi, kopması gerekiyor. Allah'ın koyduğu denge dizine baktılar. Şu bedende böyle. Yani bir tek bu konu yani. Allah'ın kudreti. Allah vahid birdir Allah'ın şeyi. Büyük onun. Büyük onun ortaya bak böyle. Ki bu ne yapıyor bizim bunlar böyle. İştahı kesiyor. Ateşi yükseltiyor böyle. Kan ısınıyor. Kan ısınınca eğer başka damarlarda yabancı maddeler varsa bunlar beden dışına atılıyor çıban şeklinde. Çıban şeklinde böyle. Onlar zararlı maddeler böylece. Sonra solunum yolundan balgam olsun, nezle olsun buna ne yapıyorlar? Isınınca yumuşama oluyor. Erime oluyor bunlar. Erime oluyor. Bunları ne yapıyor? Beden bunları atma başlıyor. Nasıl atıyor? Ne gerekiyor atarken de? Kendimi atlamıyor ama. Bir öksürme gerekiyor. Öksürme gerekiyor muhtemelenler. Öksürme. Zorlama yani böyle. Zorlama böyle. Aksırma. Hapşırma gerekiyor. Bak. Onun için hapşırma nimettir. Ne gerekiyor? Allah şükür gerekiyor böyle. Aksıran kişisi böyle. Elhamdülillah demek gerekiyor böylece. Allah'ın nimeti bakınız. Beden temizlenecek. Yani öksürme, aksırma lazım onlara böylece. Beden temizlensin. Sonra nezle de. Bu da beyni temizler. Şimdi bu arada kişi fazla öksürdü, fazla hapşırdı, fazla zorlandı. Enerji fazla harcandı. Enerji ısı demektir. Bedende ateş daha yükseldi. O anda. Ateş daha yükseldi. Şimdi ne olacak? Termostat var bedende. Doğal termostat ayıracak bunları. Yani ter bezleri var. Ter bezleri muhtemelen. Ter bezleri böyle. Hemen ter bezlerine gelen bir sıvı, yani terdemiz sıvı, derden dışarı çıkar. O orada buharlaşır. Soğutma yapar muhtemelen. Soğutma yapar muhtemelen. Allah'ın koyduğu denge düzen böylece. Eğer kişi biraz ateşlendi, iştaha kaçtı, hafif aksırmaya, öksürmeye hafif başladı. Hemen buna o anda ateş düşürücü verilirse sistem çalışmıyor, duruyor. Pis içinde kaldı. Ateş düşürüldü ama solunum sistemi tıkandı. İleri nefes darlığı yapar. Akciğere gider bunlar da abi. Daha büyük büyük şeylere, felakete sebep olur bunlar böyle bak. Hele antibiyotik verilirse daha tehlikeli muhtemelen. Hele çıbanlarda böyle vermeye gerekiyor. Çıban çıksın. Temizlik muhtemelen. Nimettir çıban. Çıksın böyle. Akıtmak lazım onları böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Hakim'de مَا مِنْ عَبْدِ اِلَّا وَفِرَسِي اُرُقُنْ مِنَ جُزَّامِ. Her kulun başında
Uruk'un meyve cüzzami, cüzzam hastalığının damarları vardır başta, beyinde, her insanda, damarda. Cüzzam hastalığı bir hastalık vardı, eskiden çoktu bu hastalık, tehlikeli bir hastalık böyle. Bütün bedeni, biraz da yüzünü, yaralar, çıbanlar, pislikler, şahba, burun falan düşer insan Allah korusun böylece. Tenfuru peyze hace sallallahu aleyhi zükkame fela tedavu lehu. İşte bu damarlar tıkanacak artık. Onlar yabancı madde doldu beyindeki damarlara. Velen bu ne veriyor buna, velen buna? Bir hareket verir damarlara ve zükkam. Zükkam necde demektir. Yani necde verir. Necde ile o boşalma başlar. Fela tedavu lehu. Onu tedavi etmeyiniz buyuruyor Resulullah. Necdeyi tedavi etmeyiniz. Aksın mı? Aksın böyle. Zaten bir insan necde olunca akmasa burnu başı da patlar, çatlar mı? Bak damar. Bakınız Peygamberimizin bu bize bildirisi ne? Allah'ın Resulü. Her peygamber zamanın bütün bilimini bilir. Her peygamber. Zamanın bilir. Böyle. Peygamber ise kıyamda her şeyi bilir peygamber böyle. Her bilimi bilir peygamber böyle. Demek ki nezle oldu. Vay nezle oldum. Hemen şu bunu alayım. Yok mu sen böyle böyle. Tedavi etme gerekiyor bunları. Tabi kişi mesela C vitamini falan bedenin direnci kuvveti mesela alabilir bunları alabilir. Ama bunlara engel olmamak gerekiyor ki beden temizlensin, sağlığına kavuşsun. Hep bunlar hastalığın, sabrın maddi faydaları bunlar. Yani sabretmeyeni hemen ateş düşürür, şunu alan hastalık içine kalıyor. Hiç kalıyor bu terimler. Peki ne oluyor bunlar bedende kalınca? Hangi organ daha tembelse oraya bedenimiz sevk ediyor bunları. Mesela böbrekte taş olur, kum olur, safhada taş olur. Eklemde kireçleme olur. Şunda bunlar olur muhtemelinde. Beden bunları kullanamıyor çünkü bunlara böyle. Antibiyotik demler. Genelde çok kullanılıyor. Önü güne kullanıyor. Şimdi antibiyotik eğer düşük dozda kısa zaman alınırsa ne yapıyor? Bedendeki mikroplara, bakterilere bağışıklık kazandırıyor. Bağışıklık kazandırıyor muhtemelen. Çok alırsa olur antibiyotik, fazla alırsa, yüksek doz alınırsa, bu da var, bedende yararlı mikroplar var, bakteriler var, bağırsaklarda. Ne yapıyor bunlar, mikroplar muhteremler? B vitamini bunlar imal ediyorlar, B grubu vitaminleri böyle şey. Yani B grubu vitaminleri ancak bağırsaktaki, kalmasındaki bakteriler, mikroplar yapıyor, üretiyor bunlar muhterem. Şimdi bir insan antibiyotik fazla kullandığı mı oldukça dozak kullandığı mı antibiyotik zararsız ayırmıyor. Hepsini öldürüyor bunların böylece. Ölünce o kişinin bedeninde B grubu vitaminleri eksiliyor. Anemi deniyor. Yani kansızlık başlıyor böyle. Bir de sinir sistemi bozulur. Ya çabuk kız öfkelenir, sinir sistemi bozulur kişinin bedeninde. B grubu vitamini olmayınca böyle. Kansızlık olunca böyle. Halbuki bak sarımsak mı diyorum, sarımsak mı diyorum. Soğan sarımsak da böyle şey. Soğan mide ile sarımsak bağırsakla ilgili böyle. Sarımsak böyle. Küçük bir şeydir böyle. Ama antibiyotiktir sarımsak böyle şey. Sarımsak ne yapar? Yalnız zararlı mikrobu öldürür sarımsak da bak böyle. Yine bedenimizde akciğerler var. Yani beyaz kürecikler var bunlar. Bunlar bizi koruyorlar, savaşıyor bunlar bizim için, savaşıyorlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Bedene giren zararlı mikrobu yutuyorlar, eritiyorlar bunları senin sisteminde. Böyle. Şimdi gelelim inşallah hastalığa beden sabrın manevi faydana bakalım inşallah. Yani sevabına bakalım hastalığın. Hadis-i Şerif Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men merilde leyleten. Bir kimse
bir gece hastalansa, bakınız, bir gece, uzun değil böyle hastalansa, fe sabere sabederse, yani acil durum yok. Öyle öldürücü hastalık değil, kanaması yok, kalp krizi değil böyle, bir şey yok. Öyle bir hastalandı kişi, belki bir ağrısı olabilir tabii, ateşi olabilir. Bir insan bir de gece. Hadis-i şerifte genelde hastalık konusunda leyleten geliyor, gece geliyor. Neden? O dönemde gece tedavi zordu muhtemelen o dönemde. İşte günümüz tabi farklı günümüzde böyle. Günümüzde hastaneler yine açıklar her zaman. Fakat o dönemde gece hayatı olmadığı için demek ki gece hastalanmak daha zor o zamanlarda. Günümüzde de öyle. İnsan günüz günü avunur. Ama gece kişi yattığı yerde hastalanır. Başına vurur, dişi ağrır, kulağı ağrır, gözü ağrır. Ayağına şunlar bunlara girer. Rahatsız olur, uykusu kaçar, şunu bunu yapar. Bakar eşi yanında uyuyor. Çocuk uyuyorlar. Onun uykusu da kaçar, uyuyamaz da. Geceler çok uzun gelir ona. Sabahı muhteremler. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan bir gece hastalansa fe sabere sabretse ve radıya bihi anillahi teala bir alttan razı olsa yani kubbise ki Allah cireşe dilemese bu olmazdı. Yani Rabbin dilemese bu olmazdı böyle. Allah'tan razı Rabbime sen razıyım derse sabrederse harece min zunubihi günahından arınır, çıkıyor günahları. Kevmetan ümmühü annesinin doğduğu gün gibi günahından arınıyor bakın gece muhtemelen böyle. Yani iki kişiye şöyle örnek yapalım. Biri gece kalktı, bir gün namaz kılıyor. Kur'an okuyor, zikir ediyor biri. Diğeri de yatağında kıvranıyor böyle. Bir sancısı var, bir şey var. Böyle kıvranıyor ama hiç ahma bağırmıyor böyle. Sabrediyor. Allah'ım sen verdin diyor. Ben seninle gene razıyım diyor. Allah'tan razı uğraşıyor bir kul. Bak bu ondan çok çok daha çok sevap alıyor böyle. Bak. Yine hadiste geliyor. Adı uzun. Özet şey yapıyormuş Türkçe inşallah. Rabbim bir kuluna imtihan için bir felaket gönderince hastalık olsun. Melekler bunu getiriyor muhtemelen. Getiriyorlar böylece. Rabbim soruyor meleklere. Kulum nasıl karşıladı benden gelen o musibeti, hastalığı, derdi? Eğer kul iyi karşılanmışsa melekler gülümse seviniyorlar. Ya Rabbi, Allah'ım, ne güzel senin kulun varmış be Allah'ım böyle. Rabbim bunu bana göndermiş. Rabbim böyle dilemiş. Ben Rabbine gene razıyım dedi. Hiç sesini çıkamadı Rabbim böyle. Seni zikretti, böyle sabretti. Biliyor ki Rabbim meleklere, meleklerim, madem kulum benden gene razı oldu, sabretti, o benden razı, benden razıyım. O zaman hastalığını geri alın, kaldırın ondan böyle. Bu kulun hastalığı çabuk geçer. Çabuk geçer. Aksi olursa, yine Rabbim melekleri gönderir. Melekler şimdi boynlar bükük. Rabbim soruyor, kul nasıl karşıladı? Ya Rabbi, utanıyor melekler. Rabbim, kulun isyan etti, bağırdı, çağırdı. Benim bulduğu bu hastalık. Bula bula, benim bulduğu bu hastalık. Köpürdü, bağırdı, şey isyan etti. Bu şekilde Mevlam, madem kulum benden razı değil, ben de razı değilim. Kendine Rab bulsun da ondan kurtulsun derdi. Allah korusun, kulun derdi katlar muhtemelen. Daha var hastalıklar böyle, biri bitmeden biri başlar. Ömrüyle geçer Allah korusun. Allah korusun. Demek ki ne gerekiyor? Sabır ve bir de rıza deniyor. Razı olmak böyle, Rabbinden böylece. Madem Rabbim böyle dilemiş, razıyım dedi. Hastalığına çabuk kalkar.
Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hürri Aleyhisselam Hazretleri Tabarani'de El meridu dehattü hatayâhü, hastanın günahları dökülür. Hastanın tabi sabır, rıza şartıyla. Sabır şartıyla hastanın günahları dökülüyor. Rabbim kulunu sevdi mi? Günahkar almıyor kulunu Mevlam. O arada muhtemelen. Rabbim kulunu temizliyor. Elverize tehattü hataya günah döküldü. Kim yihattü verekuş şecereti. Ağın yaprağı döküldüğü gibi günah da dökülür. Dökülür. Kul günahdan temizlenir muhtemelen. Mahşe yerinde mizana geldiğimiz zaman kulun bilmediği bazı sevaplar var kulun. Ama kul bilmiyor bunları ama. Bilmiyor, haberi yok bundan böyle. Kul neyini biliyor? Namazını biliyor, ömresini biliyor, hacını biliyor, zekatını biliyor işte, sadakasını biliyor, Kur'an'ını biliyor, kurbanını biliyor böyle. Onları biliyor kul böyle. Şimdi bunlara konuyor, sevabı yetmiyor ama az gelir sevabı. Kul şimdi eyvah, pişman böyle, adım. Kendini kınıyor böyle. Çıldıracak böyle. Mevlam böyle kulum, sen daha var sevabın kulum. Korkma, var sevabın. Ne var ya Rabbi? Şaşırıyor. Kulum, bir kere senin gözlerin çok ağrıdı gözlerin. Başına beynine vurdu böyle. Ama hiç ses çıkarmadın sen. Ben Mevlam dedin, rahat, Mevlam göndermiştim, buna razı oldun. İşte 3 saat, 5 saat ne kadar sürmüşse, bak muhtemelen, ne kadar sürmüşse, her saniyesinde sevap, 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 koy bakalım bunları. Allah Allah, bakıyor ki çok büyük sevap bu şekilde. Olmanın için ilk kul, ya Rabbi niye daha fazla efendim sen bunu bana, çabuk aldın sen bunu benden. Niye birkaç mı sürmedi bu onu görünce? Diyecek ki Mevlam kulumdur, bakalım sende var mı şeyler mi böyle şey. Sen bir gece çok karnın ağrıdı. İstal oldun, yoldaydın, kıştı, kar soğuktu. İstal dedi, geldi sana abi yolda. Tabi eskiden devir atla gidiliyor yollarda. Yollarda bir benzin falan yok, bir şey yapmıyorlar böylece. Kulum sen o kışta, karda üşenmedin, devreden aşağıya indin. O işini, ihtiyacını gördün. Ama hiç kızmadın, darılmadın hiç. Razı oldun benden. Bunu da koyun sevabını bak. Böyle. Böyle koy 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 koy. Dünyada fazla hasta olmayanlar bu sevapları görünce ah çık ah. Keşke bize buna verilseydi de verirse ama acaba sabreder miydi ama o da var. Yani. Sabrederse bunlar o şekilde. Yani haşa Rabbim kuluna zulmetmiyor hastalıkta muhteremden ya. Öyle hastalık var ki sancılı böyle. Dehşetin sancılı hastalıklar böyle. Kişi durdu ya duramaz böyle. Öyle hastalıklar var. Rabbim kulu niye azap etsin boşu boşuna? Ama ne kadar hastalık şiddetliyse, ağrısı şiddetliyse o kadar sevabı da büyük muhtemelen böyle. Orantılı oluyor böyle. Orantılı. Şimdi gelelim inşallah tedaviye. Hastalığın tedavisi var mı yok mu hastalığın tedavisi? Hadis-i Şerif Ebu Davud'un Tabarani'nde Hürri Aleyhisselam Hazretleri İnnel Teala enzele dâe ve devâe. Allah Celle Celaluhu Mevlamız hem ilacı hem hastalığı indirdi. Ne tür hastalık varsa her ilacı indirdim böyle. İlacı indirdim. Hepsi böyle. Yani yaratılı yer üzerinde. Gökte indiriyor bunlar ama böyle. Nasıl indiriyor gökte indiriyor ilaçlarda? Su gökten geliyor. Gökten geliyor. Yağmur suyu. O yağmur suyu çok çok farklı kalitede oluyor yağmur suyu. Hepsi bir olmuyor. Kar da başka, yağmur da başka oluyor böyle şey. Şişmeler çakıyor. Gazlar parçalanıyor. Bir laboratuvara dönüşüyor gökyüzü. O sene hangi tür bitki lazımsa ona göre Rabbim yağmur indiriyor böyle. Ona göre indiriyor böyle. Yani Mevlam burada İnnallâhe Teâlâ diye adı başlıyor. Allah kesinlikle muhakkak Allah Celle Celaluhu hasta indirdi. Her hastalığında Mevlam ilacını indirdi.
Yücelli külli daim devain. Rabbim her hastalığa bir şifa verdi. Ancak illel herem ve sağım. İki şeyin ilacı yok, tedavisi yok. İki şey. İki şey. Biri herem, yaşlanma. Yaşlanmamak için imkan yok. Nice hanımlar var, profesör hanımlar var. Profesör hanımlar böyle. Yani ünlü profesör hanımlar var. Elinden gelse yaşlanmamak için şey yapacak. Ama onun tedavisi yok. İlacı yok mu tabii? Yaşlanacak böyle şey. Bir de ressam ölüm. Ölüm hastalığında tedavisi yok böyle. Eğer kulun eceli gelmişse, kul ne yaparsa yapsın. Ne diyor bazıları? Varlığına güveniyor, mülküne güveniyor. Efendim işte Almanya'ya giderim, Avrupa'ya giderim, Amerika'ya giderim, tedaviye giderim böyle diyor. Orada ölüm yok mu Almanya'da? Ölmüyor mu Almanlar? Öldü muhtemelenler. Oraya doktor ölmüyor mu doktorlar? Onu da ölüyor böyle. Bak. Yani Almanya'ya gidip kurtulurum sanmak, Avrupa'da sanmak ne kadar batıl böyle, yani cahillik diyelim ona tabi. Kaba bir cahillik ona tabi böyle. Parasına güveniyor, atlarım uçlar falan yere giderim tedaviye böyle diye. Ama Amerika'da ölüyor, insanlar ölüyor böyle. Ve onun gideceği, güvendiği hastan, doktoru da ölüyor. Ölüyor böyle. Yakınları da ölüyor böyle. Bazen ne yapıyorlar? İşte filan dua etse iyi olur işte hastam. Ya ben kendisi hasta mesela ya yakın hasta filan dua etse. O filan da ölüyor. O da hasta oluyor muhtemelenler. Onun yakınları ölüyor. Ya. Peygamberimizin üç tane kızı önünde öldü peygamber. Üç kızı muhtemelen böyle. Ya. Birini görmedi. Bedir Savaşı'ndayken bir kızı rahmetli oldu. Hazreti da hanımıydı. Tam Cenab-ı Hakk'a gömmüşler kızını. Cemaat mezardan geliyorlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri de Bedir'den geldi, Medine'ye girdi muhtemelen böyle. Ne oldu? Ya Resulallah, kızın böyle böyle onu defnedip bu şey muhtemelen böyle. İki kızını baştan bulunup Peygamber'e böyle muhtemelen böyle. Peygamber'in bir torunu adı Ali'ydi, Hazreti Zeynep'in kızı adı Ali'ydi muhteremler. Peygamber'in kucağında can verdi, Peygamber'in kucağında. Peygamber, Hatem-ül Enbiya böyle. Yani peygamberlerin peygamberi. Meleklerden çok üstün. Kızı ille babam gelsin diye davet gönderdi. Peygamber'e gitti. Kızı Hazreti Zeynep babasına verdi çocuğu. Peygamber kucağına aldı. Sonra can çekişiyordu böyle. Peygamber'den yaş geldi kucağında. Torunu, ama bir şey yeniden gelmiyor bu terimler. Gelmez, çünkü peygamberi de ölüyor. Bakın terimler, ölüyor böylece. Yani halk arasında çok yanlış bir şey var böylece. Falan dua etse iyi olur. Allah Allah, öyle şey oluyor mu? Demek ki yaşlanmak, ölüm, bunların tedavisi yok. İlacı yok bunların böylece. Fethi davuyu o halde büyük peygamber tedavi olunuz. Yani yaşlanma ölüm dışında fera tedavi bil haram. Ancak haram ile tedavi olmayız haram ile. Yani bir şey haramsa alkoldür, şaraptır, şudur, budur. İşte bu öneriler bazen. İşte şu kadar konyak iç, şunu bunu iç, iyi gelirten böyle. Hayır mı? Peygamber yasaklıyor bunları böyle. Haram ile tedavi olmayın bir peygamber. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine lema su ile helyen fevü devavü minel kader. Dedi ki sahabeler, Peygamberimiz demek ki o anda kader konusu onlara anlattığı işi okunu işledi. Sordu sahabeler, burada su ile soruldu. Yani burada sahil yok burada, soran kim bilmiyor. Soru Peygamberimize, ya Resulallah, kadere bir faydası olur mu bu tedavinin? Yani kaderinse olacaksa, kaderde varsa, başa gelecekse, tedavi, ilaç almak buna faydası olur mu? Bu Aleyhisselam Hazretleri, eddevavü minel kader. Tedavi, ilaç, o da kaderle bağlantılı.
O da kaderin gereği. Ve kad yenfi'u biiznillah. Allah izniyle fayda verir. Allah'ın kaderinde, takdirinde, ezel takdirinde varsa o da kaderle ilgili. Neden böyle muhteremler? Eğer kişi hiçbir şey elinden gelen yapmasa, kader ne olur derse, bu bir tembellik olur. Atalet deniyor buna. Uyuşuk tembellik olur böylece. Susamış. Kaderde varsa su bana gelir derse, oturursa olur mu ama muhteremlerse? Kalkacak, suyu alacak, içecek, çalışacak, ekmek parasını kazanacak, bunu yapacak. Kaderde neyse o başına gelecek böyle. Ama kulun ne gerekiyor? Çabalması gerekiyor. Eyyub Aleyhisselam Hazretleri her peygamberin farklı bir ibtila, imtihan oldu her peygamberin. Farklı, hepsinin farklı oldu böyle. Eyyub Aleyhisselam da hastalıklarla imtihan oldu Eyyub Aleyhisselam. Hastalıklarla. Artık Urfa'da yaşadı. Artık komşuları ondan bıktılar böyle hastalığından. Yani Urfa'nın dışına çıkardı. Mağara var biliyorsunuz. Şimdi Urfa'nın içinde o mağara gerçi. Orada kaldı. Bir de hanımı. Ona sadık kaldı hanım böyle. Onu bırakmadı böyle. Herkes koptu kendisinden. Artık sırt üstüne yatıyor. Hiç kımlama hali yok böyle. Ancak sıvılı bir şey yiyebiliyor. Ne yapıyor hanımız havada? Gidiyor oraya bir çalışma kadın gidiyor, hizmetçiyle gidiyor. Kuru ekmek getiriyor. Islatıyor onları şeyde, suda. Boza kıvamında boğazdan veriyor böyle. Yaptığı yerden. Yıllarca böyle. Bir gün diyor ki hanımı, ya Eyüp, sen Allah'ın bir nebisisin, peygamberisin, resulüsün. Allah sen dua et. Ne olur Eyüp. Ben de amin diyeyim de sana Allah şifa versin. Bakın ne cevap verdi. Sordu hanımına. Ben kaç yıldır hastayım? Şu kadar yıl. 7 yıl deniyor da. Tam kesin değil ama. Peki kaç sene yaşadım sağlıklı? Kaç 7 yıllık yaşadım? Utarırım Mevlam'dan şifa dua etmeye diye bakın ben de. Hanım yokken bir gün Rabbim ona böyle şifayı. Rabbim şifayı verdi. Ama bak Rabbim verdi muhteremler ki Rabbim dilese bir anda her şeyi halleder. Tabi yaradır, halk eder böyle. Mevlam buyurdu, ya Eyüp ayağının topuğunu yattığı yerden yere vur. Demek toprakmış yattığı yer. Altında bir şey yok demek muhterem böyle. Ya Eyüp ayağın topuğunu yani sağ topuğunu yere vur. Oradan soğusu çıkacak. Onu iç. Onu o işin böyle. Su ayağını da yere vur. Ondan sıra çıkacak. Onu da beden dışına yıka. Mevlam buyurdu böyle. Hiç gücü yok ama kuvveti yok böyle. Su ayağını zorla yavaşça kaldırdı. Hafifçe şöyle bir yere vurdu. Serin güzel bir su çıktı orada. Sol ayağını vurdu. Aşağı ayağını biraz ben makas gibi. Sol ayağını vurdu. Oradan ılık su çıktı. Sıcakça su çıktı oradan. Yavaşça sünere gitti. Soğuk su içti önce. İçti. Rabbim onda bir hararet verdi kendisine böyle. İçti. Bütün bir suya doldu ama içtikçe şifayı buldu. Anladı kendisi böyle. Kuvveti geldi, gücü geldi. İç organları hep tamamen sağlığa kavuştu. İç organları. Yani dışı hasta, yaralı, berili yani. Çıbanda falan var dışında. Ondan sonra sürünerek sıcak suda başlıyor yıkanmaya böyle. Elini derken böyle. Neresi yıkasa iyileşti vaktinden. Taptaze bir deri oldu. Sağlam, zinde. Şimdi daha sağlam oldu. Kalktı. Namazla başladı tabii kendisi. Demek ki bakın Mevlam bir peygamberine bile ne buyurdu? Ayağının topunu yere vur. Ancak onu yapabilir ama o. Dışarıda gir, şunu al demedi ona Rabbim. Gidemez dışarı muhtemelen. Gidemez. Rabbim yapacağını emretti bunu kendisine böylece. Demek ki şifa da kadere ilgilidir. Kul bunu yapacak. Ama
yenfu bizillah. O ilaç Allah izin verirse fayda verecek bak. Fakat yenfu bizillah. Şu ilacı alırsan hemen iyileşirsin. Kesin yok muhtemelen böyle. Yani biri iyileşir, iyileşmez böyle. Aynı ilacı yapar, aynı doktora gider, aynı hastalığı kullanır, aynı iğne vurur kendisine, aynı tedaviyi görür, bir iyileşir, iyileşmez böyle. Hatta öyle hastalıklar var ki, derler mesela doktorlar, işte %50 iyi olabilirsin derler mesela bak, %50. Yani iki kişiden biri iyi olacak. O ne, öbürü ne iyi olmuyor? 100 kişiye 50'si iyi olacak, 50'si iyi olmuyor. Neden iyi olmuyor? Onu bilemiyorlar mı benler? Rabbim izin vermeyince olmuyor bence. Yine hadis-i Ramud-ı Şerif'te buyur Aleyhisselam Hazretleri Eddeva minel kader ve yenfuhu men yeşe Allah. İlaç, tedavi bu da kaderle bağlantılıdır. Ve yenfuhu men yeşe Allah. Allah kime dilerse ona şifa verir Mevlam. Derler mesela bebeğine taş var, sabırdan taş var. İşte filan şeyi yaptım, iyi oldu. Sen de yap. Yapar, iyi olmadı. Filan yerde bir su var. Hemen eritiyor taşları. Allah Allah. Gider oraya, bunu eritmez taşları muhtemelen böyle. Ve yenifu men yeşâ. Allah kime dilerse ona şifa verir. Bima şâe böyle edviyeti. Allah dilediğine de dilediği edviye, edviye devanın çoğulu şifalanır, şifa vermeye, ilaçla vermeye. Yani her insana aynı bitki, aynı ilaç fayda vermez. Bima şae edviyeti. Allah hangi ilaçtan dilerse onu vermeli. Biri bir portakal yer, of ne güzel açıldım der ben. Bir bana süt içer, oh açıldım der böyle. Gider bir kaynak, iç meskineyle bir oradan bir su içer, bir banyoda bir yıkanır, iyileşim der. Öbürü de hasta olur orada canlandan böyle. Demek ki ilaçlar bitkisel olsun, yapma olsun böyle. İlaçlar kesin değil. Allah izin verirse o zaman fayda verir. Aksi halde yan etkileri var, yan etkileri var. Yan etkileri böyle şey. Nedir yan etkiler? Bu aslında doğal savunma sistemini bozduğu için Rabbim bunu yasaklıyor bu yumurta. Yan etkileri böyle. Ne diyor anda kişinin doğal savunma sistemi? Ne olur ben doğamı bozdum, yalvarıyor. Derler. Kişi bir ilaç alıyor, içten bin pişman oluyor. Şu oluyor, bu oluyor, ne dertler çıkıyor kendi başına başına. Koş bakalım hastanın gece arasında. Neden? Doğal savunma sistemini bozduğu için bir tepki yapıyor onlara böyle şey. Bu doğal savunma sistemi muhteremler yani bize bağlı değil. Bakın şimdi bu da var. Rabbim bize bunu bağlamamış, doğal savunma sistemini. Öyle ya, mesela bedene mikrop giriyor, akyuvarlar, beyaz kürecikler. Şimdi bir arı şaşırsa, olsa böyle bir şey olsa böyle, başka kumana gitse oraya giremez. Sokmaz onu ben muhtemelen, o arılar böylece. Bir karınca, başka karınca olsa gitse onu sokmazlar karıncaya muhtemelen, onu tanına bakacak böylece. İşte bedene bulunan hücre bunlar veya hücrecikler bunlar. Bunlar savunma askerleri bunlar bedenimizde. Savunma askerleri. Bunlar tam yabancı madde tanıyorlar kardeşim. Bakıyorlar ki zararlı bir madde, mikroptur, virüstür, bakteridir, zararlı bir madde geliyor. Hem ona salgı yutalım bunlar. Yutarlar. Sinir sisteminden bir salgı salar, enzim böyle salar. Onu eritiyor işte böyle, eritiyor muhtemelen böyle. Bu savunma sistemi bize bağlı değil ama. Nereye bağlı? Beyindeki merkezlere bağlı muhtemelen. O yönetiyor bunları böyle şey. Bize kalsa hiç zor iş muhtemelen. Yani
gerçekten muhteremler, şu bedeni yönetemeyiz, bedeni yönetemeyiz böyle. Yani kul haşa Allah'ın işine karışıyor. Hazreti Muhit-i Arabi, Hazretleri Büyük Eylülullah böyle. Adı Şihr-i Ekber derler onu böyle. Mezarı Şam-ı Şerif'te. Şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, sen kendi işine bak, Allah'ın işine karışma. Bunu sen kaldıramazsın muhtemelen böyle. Yani şu bedeni yönetemeyiz bizler böyle. Bu iş böyle bize bunu bağlamamış. Otonom sinir sistemi derler. Bağımsız sinir sistemi var böyle. Ona bağlamış böyle bunu böylece. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Mevlam buyuruyor bizlere Bakara 168'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyün nasu. Ey insanlar! Külüm mafilerde halalen tayyiba. Yerde olan bitkilerden helalını, tayyibini yiyiniz. Tayyibi pak temizini yiyiz böyle. Yani doğalını yiyiz, doğalını böyle bak. Kulun görevi bu derler. Kulun görevi bu. Kul ne yapacak? Mimma fil erdi bak. Mimma. Mimma aslında min ve ma kelimesi. Nur sahibi mim gelince idgam birleşiyor böylece. Min mini tebziye böyle. Yerdeki bitkilerin bazısından hepsini yemeyin sen bunların böyle. Bunların bazısını yiyiniz ama halalen tayyiba. Önce helal olacak. Bir şey haramsa mutlaka bedene zararlı, ruha zararlı muhteremler insana bir ölçüsünü bozar bunlar. Dengeyi bozar bunlar böyle. Bir şey haramsa. İçki olsun, kumar olsun, çalma olsun. Hatta besmesi kesilen bir tavuk muhtemelen yensin, insanın dengesini bozar mı? İnsanlar yatmış abi yatmış bu şekilde böyle. Demek helal ve temiz yani doğal yemek, doğal gıda yemek böyle. Günümüzde teknoloji durmadan fırlıyor böyle. Uzayı açtı artık böyle. Başta gezinlere gitmeye başladılar. Ama hastaneler kuruk muhteremler. Kişi randevu alıyor. 2 ay, 3 ay sonra böyle. Ağır hasta. Ölürsen sen bilirsin böyle. Neden muhterem baktın böyle? Bu kadar bilim gelişti. Tıp ilmi gelişti böyle. Fakülteler, o kadar stajlar, şunlar, bunlar böyle. Neler yapıyorlar böyle? Ne profesörler? Tahliller, çeşitli cihazlar böyle. Cihazlar ama hastalığı çoğalıyor. Neden? Helal gelmediği için, doğal gelmediği için. Helal ve doğal gerekiyor böyle. Helal ve doğal böyle. Günümüzde her şey bozuluyor böyle. Genetikine bozuluyor böyle. Hırkatı tahir deniyor bu Kur'an'da. Hırkatı tahir bu haram oluyor böyle. Hırkatı tahir haram oluyor. Haram oluyor. Köyde pişen bir ekmek bile doğal değil ki. Buğdayın tohumu normal değil, doğal değil tohumu. Gübre doğal değil. Doğal değil. İşte elden geldiği kadar muhteremler doğal yemek gerekiyor. Bunun için de zamanın meyvesini ve zamanın sebzesini yemek gerekiyor. Serada domates, biber oluyor, patlıcan oluyor. Olmaz muhtemelen böyle, olmaz böyle. Rabb'i bunu yaratmamış kışın böyle. Bu zararlı böyle. Sırf kimyasal madde böyle. Kimyasal madde oluyor bunlar. Bunlar sırf zarar bedene böyle. Katkı maddeleri, sırf bunlar zarar bedenlere. Zamanın sebzesini, kışın hangi sebze insana gerek, onu Rabb'in yaratıyor muhtemelen böyle. Kış o lazım insanlara böyle. Yani kışın karpuzu vermiyor kışın karpuz. Portakal vermiyor. Limon ve greffet veriyor mesela böyle, mandalina veriyor. Demek kışın kış meyvesini. Bir de meyveleri yerken de Allah'ın yarattığı formülü de bozmamak gerekiyor. Formül var bunda böyle. Örnek elma mesela. Bakıyorum elma tabak önüne koyuyorlar. Önde bıçak var. Mübarek elma bakıyorum kıpkırmızı elma böyle. Alıyor elma bıçağı, o elmanın kabuğunu soyuyor. Aslında elma kabuğu çok ince bir zar gibidir. Çok incedir böyle. Ama onun kabuğunu aldın mı
Allah'ın koyduğu formülü bozuldu. Bozuldu muhteremler. Ya. İlaç verilir sana, ilacın formülü bozdun. Zarar eder muhterem bu şekilde. 1900 yılların başlarında Uzak Doğu'da, biraz da Çin merkezi Uzak Doğu'da bir hastalık medene çıkıyor. Hastalık. Buna isim tabi takıyorlar orada. Adı beri diyorlar buna. Hala hasta biliniyor böyle. Adı beri diye hastalık çıkıyor böyle. Çin merkezi Uzak Doğu'da. Bu kadar uğraşıyorlar. Aşısı yok, tedavisi yok. Böyle. Önce iştah kesikliği, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, sinir sistemi bozuluyor derken feş başlıyor. Feş başlıyor, kalbi bozuyor. İnsanı öldürücü kısa bir zamanda bir hastalıkmış. İnsan kırılıyor burada böyle şey. İki doktor Hollandalı, araştırmacı. Merak ediyorlar. Çin'e gidiyorlar. Böyle. Araştırıyorlar şimdi bunlar. Toplu yaşanan yerlerden bakıyorlar. Kışla, askeri kışlalar, cezaevleri, işte okullar, hastaneler. Ne iniyor burada? Pirinç iniyorlar tabii. Onların bütün şeyi pirinç. Pirinç yiyor bunlar. Başka bir şey yemiyorlar bunlar. Pirinç yiyorlar bu şekilde. Ama hastalık, çok hastalık devam ediyor. Peki soruyorlar, sizin babanız, dedeniz nerede bunlar? Onlar pirinç yerde. Onlara olmuyor mu? Olmuyor bastılar bunlara. Size niye oluyor? Bilmiyoruz. Bunun üzerine bunlar tavuk oluyor birkaç tane. Tavuklara pirinç veriyorlar muhtemelen böyle. Pirinç veriyorlar. Pirinç yiyen tavuklarda da ayaktan feş başlıyor. Boyunları bükülüyor tavukların. Feş başlıyor. Buna soruyorlar. Peki diyorlar, sizin babanız nasıl yedi bu pilavı, pirinç nasıl yapardı bunlar böyle? Kabuğunu ona soyamaz diyorlar böyle. Kabuğun diğerleri bunlar böyle şey. Ha, dur bakalım şimdi. Bunun üzerine kesiyor bunlar tavuktan pirinci. O sırf pirincin kabuğunu veriyorlar tavuklara. Hem iliş tavuklu muhtemelen böyle. İlişi bunlar böyle. Bu kabuğunu bunlar inceliyorlar. İlk olarak vitamin buradan başlıyor. Vitamin B1 vitamin muhtemelen. Onu ürettiler bunlara böylece. Bunu verince hastalığa geçti muhtemelen. B1 vitamini böyle. Bakın demek ki pirincin kabuğunla buğdayı eleklemeden Ayşe Ademiz buyuruyor. İlk çıkan bir tane elek oldu. Elek muhtemelen. Kepi ayrıldı muhtemelen. Ayrıldı böyle. Ama öyle yapmadım bir şey böyle. Kepekli olacak, ekmek olacak. Rengi esmer olacak, bu dek kendi doğal rengi olacak. Beyazlatma ne oluyor? Katkı maddesi olur muhtemelen bence. Şimdi muhteremler, Osmanlı mutfağına baktığımızda Osmanlı yemek kültüründe pilav baştır her şeyde böyle. Ama yanında mutlaka bir kuru fasulye nohut olur muhtemelen. B grup vitaminler çok bunlar olmakla böyle. Ya pilav üzerine bir kepçede fasulye konur, yanına nohut karıştırılır, bir ayrı tabakta bu da yanına bak. Osmanlı yemek kültürüne bak, Osmanlı nohutan böyle. Şimdi birden muhtemelenler, şu doğa dediğimiz alem aslında bir kitaptır. Kitaptır böylece. Evliyullah bu kitabı okurlar muhteremler. Öyle yaşarlar böyle. Evliyullah kitabı okurlar böyle. Ama bunda harf yok bu kitapta böyle. Yoktu böyle. Mesela Çin alfabesinde bile harf yok. Her harf hecedir onlar böyle. Hece. Onun için çok uzundur o harfleri Çinlerin böyle. Şekiller hecedir onlara böyle. Şimdi Allah dostları muhteremler şu dua kitabını okurlar. Ne yenmesi lazım? Nasıl yenmesi lazım? Ne kadar yenmesi lazım? Onu mu bilir muhteremler? Mesela sarımsak. Küçük bak. Fakat büyük olmuyor böyle. Sonra diş iş oluyor böyle. Demek ki fazla yenmek gerekiyor olmaktan böyle. Yani bu duayı okuyan kişi anlar muhteremler. Hangi madde küçükse o az olacak böyle. Mesela çörek otu şifadır böyle. Ölümden başka bir şifadır. Çörek otu ama. Şimdi yağ çıkardılar. Çörek otu kendisi ama öyle. Hadisi böyle gelip böyle. Çörek otu. Ama bu bir peygamberimiz 41 tane buyuruyor. 41 tane. Yani
Bir çay kaşıktan da olmaz bir noktada. Bak. Şimdi bir insan bu dua kitabını okusa bakacak ki bir çörek otu öyle tatlı bir şey değil böyle. Nefis olsa hoşlanan bir şey değil böyle. Küçük bir şey, kara bir şey. Rabbim genelde Rabbim böyle ilaçları, şifa Rabbim böyle yaratmış böyle. Onların fazla olması zararlı ama. Zararlı muhtemelen. Çörek otu ne yapacak? Şey kaçtan doğmadan kişi alacak bunları böyle şey. Allah'ın izniyle her şey bu da şifa bunlar. Bütün okumda şifa alır bunların böyle şey. Yani bunu okuma gerekiyor, dua kitabı okuma gerekiyor. Hangi zamanda bir de hangi yörede? Bir insan başka bir yere gidince, gezmeye gidince gittiği yere buradan bir şey götürmemeli. O yolda yetişenleri yemesi gerekiyor onlara. Orada. Orada onlar lazım böyle. Oranın suyu lazım. Oranın gıdası lazım insanlar böyle. Yetişenler lazım onları. İşte bizim elimizden bu gelir. Demek ki elden geldiği kadar doğal gıdalar. Hazır yiyecekler, müsteremler. Yani zavallı yavrularımız okullarda mahvoluyor muhterem. Yavrularımız böyle. Hazır yiyecekler böyle. Çeşitli katkı maddeleri, hep kimyasal maddeler, hep zararlı böyle. Rengi yeşil, tatlandırıcı şeker değil. Tatlandırıcı böyle. Kimyasal madde muhterem böyle. Renklendirici böyle. Hep kimyasal maddeler bunlar. Aromalar böyle. İçecekler, kokoalar, şunlar bunlar böyle. Hep zararlı maddeler muhterem. Hele yavruları acıyor mu ona? Acıyor mu? Yani çocuk yaşta olmazsa hepsi hastalanıyor böyle. Genç yaşta hep hastalanıyor bunlar böyle. Yani bunlar kaşınmalı muhteremler. Evden hani çanta koyamalı mesela bir şey evden koyamalı bir şey yiyecek yanına başta. Doğal bir şeyler. Mesela üzüm mesela. Kışın kuru üzüm muhteremler. Kuru üzüm böyle. Hadiste bildirilen, Kur'an'da geçen kuru üzüm değil mi böyle? Koy yanına. Biraz canım devli bir koyalım bir şey icabında. Birkaç tane fındık koy içerisine. Kuru üzüm de oldum böyle. Enerji verir çocuğa muhteremler. Bütün bedene hastalıklara şifa da üzüm kuru üzüm böyle bana böyle. Rabbim inşallah hastalara şifa versin Mevla muhteremler. Rabbim bize inşallah uyanma nasip etsin. Başına gelince de Rabbim sabır nasip etsin inşallah. Bir de tane Fatiha.